Şimdi şöyle bir template oluşturduk. Kredi şöyle hesaplanıyor. Fiyat eksi peşin şeklinde hesaplanıyor. 300'den 100 peşin veriyorsak 200 borç alacağız. Ödemelerin ne olduğunu hesap edebilmek için arkadaşlar, bunu ilk önce detaylı bir yoldan gideceğiz. 120 ayı tek tek hesap edeceğim ben. Ve yani şurada işte her ay borç ne, faiz ne, borç artı faiz ne, geri ödeme ne kadar ve yeni borç ne, böyle bir Excel tablosu oluşturuyorum. Şimdi bu ay kolonuna 120 ay olduğuna göre birden 120'ye kadar sayı yazmam lazım. Bunu yapmanın en kötü yolu, sakın ha, yani böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye elden yazmaya çalışmak. Yani bu canınızı acıtır. Biraz daha sofistike bir yol göstereyim size. 1, 2 yazıp ondan sonra 1 ve 2'yi seçip bunu aşağı doğru çekmek. Bunu yaptığınız zaman ne yaptığınızı hemen söyleyeyim. Excel 1 ve 2'yi veri olarak kabul ediyor. 1 ve 2'den bir doğru geçiriyor ve bu doğruyu ileriye doğru uzatıyor. Bunu yaparsanız çalışır ama böyle 120'ye kadar çekmeniz lazım. Ve işte hızlı gidebilirsiniz, 120'yi geçebilirsiniz. Ay pardon, uzağa gittik, geri gelelim. Ay işte yakına gittik, geri düşelim bilmem ne. Bu zahmetli bir iş. Hani oluyor gördüğünüz gibi ama bu da iyi bir yol değil. Şimdi ben size Excel profesyoneli bunu nasıl yapar onu göstereyim. Buraya bir yazıyorsunuz. Ondan sonra fill series diyorsunuz. Bir seri oluşturacağım diyorsunuz. Kolona diyorsunuz. Step 1 olsun, stop 120 olsun diyorsunuz. Birer birer 120'ye kadar say diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bum. Bitti. Nasıl yukarıdan aşağı gidiyorum? Kontrol okla en aşağıya, kontrol okla en yukarıya. Şimdi birden 120'ye kadar ayları sıralamış olduk. Bu tabloyu şimdi yavaş yavaş dolduracağız. Birinci ay arkadaşlar, borcumuz nedir? Borcumuz 200 bin. Burada yazıyor. Peki bunun faizi nedir? Yapalım hesabını. 200 bin çarpı 1,2. Bunu yalnız sabitleyeceğim. Pardon. Absolut referans yapacağım. Sabitleyeceğim. Çünkü aşağı doğru çektiğimde faizi hep C5'ten almasını istiyorum. F2 çarpı dolar C dolar 5 formülümü yazdım. Faiz 2.400 TL. Yani demek ki 200 bin liranın 1,20'den aylık faizi 2.400 TL oluyormuş. Böyle olunca borç artı faiz ne? Bunu çok detaylı gösteriyorum ki takip edebilin diye. 202.400 TL oluyor. Şimdi 2.400 TL faizi olduğuna göre benim geri ödememin en az 2.400 TL olması lazım. Yoksa faizi bile karşılamamış olurum. Borç uçar gider. Diyelim ki 3.000 TL bir geri ödeme yaptık. Eğer geri ödememiz 3.000 TL olursa yeni borç ne olur? 202.400'den 3.000'i çıkartıyoruz. H2 eksi I2. Yeni borç da 199.400 olur. Şimdi bunu tekrar ediyorum. 200 bin ay başı borcuyla başladım. Ayın birinde aldım evi. O ay boyunca 2.400 TL faiz çalıştı. Ay sonunda borcum 200 bin artı 2.400 eşittir 202.400 TL oldu. 3.000 TL ödeme yaptım. Mesela diyorum, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Onun için bunu mesela hücresi maviye boyayayım hafif. Eğer 3.000 TL ödeme yaparsam yeni borcum 199.400 TL'ye düşer. Ay sonunda ödemeden sonraki borç yani. Şimdi bir sonraki ayın borcu bir önceki ayın son gününün borcuna eşit. Yani F2, F3 hücresine yazdığım formül eşittir C2. Bu arada bu formatlama sizin şeyinizi gözünüzü almasın. Hepsini şu anda virgüllü formatladım. Ben yani Kanada versiyonu kullandığım için separatörlerim virgül,
Sizde virgül olan şey de bende nokta. Yani bendeki noktayla sizdeki virgül, bendeki virgülle sizdeki nokta yer değiştiriyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir sonraki ay 199.400 ile başladım. Bundan sonra arkadaşlar yukarıdan aşağıya bunu bir çekebilirim. Şunu yalnız değiştireceğim. Ödemeleri hep 3000'de tutmak istiyorum. Şu mavi boyayı da beyaza alacağım. Bir tek tepedeki mavi kalsın. Ödemeler hep 3000 olsun istiyorum. Dolayısıyla ödemeyi yukarıdan I2'den kopyaladım. Onu da sabitliyorum. Ödemeler hep 3000 olacak. Şimdi ikinci ayda 199.400 ile başladık. 2392 lira 80 kuruş faiz tuttu. Toplamı 201.792 lira 80 kuruş oldu. 3000 ödeme yaptım. 198.792 lira 80 kuruşa düştü borcum. Gördüğünüz gibi borcum azalmaya başladı. Şimdi bunu 120 aya nasıl çokluyoruz? Bütün satırı seçiyorum. Bakıyorum şimdi formüllerin hepsi çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Şöyle bir kontrol. Mükemmel. Bütün satırı seçiyorum. Kenardaki köşedeki kutuyu buluyorum. Shift tıklıyorum ve iş bitiyor arkadaşlar. Şimdi ikinci aya kadar yaptığım hesabı 120 defa tekrarlattırdım Excel'e. Peki bu 3000 liralık ödeme borcumu sıfırlamaya yeter mi? Şimdi gidip en aşağıya bakmam lazım. Sıfır yazıyorsa eyvallah, değilse biraz daha fazla ödeme yapmam lazım. Uçtum gittim aşağı baktım. 120. ayda hala 40.766 lira borcum var. Demek ki ödemenin daha yüksek olması lazım. Diyelim ne bileyim işte 3500 lira deneyelim. Şimdi bakın bütün ödemeler 3500 oldu, gördünüz mü? Çünkü hepsi birinci hücreden alıyor ödeme miktarını. Uçalım aşağı bakalım. Oo, eksiye düşmüşüz. Hem de ne zaman düşmüşüz? 98. ayda düşmüşüz. Demek ki 3500 lira ödememize gerek yok. O zaman 3000 az geldi, 3500 fazla geldi. 3250'yi deneyelim. Uçalım aşağı bakalım. Oo, yine borcu ödemişiz. Fazla fazla ödemişiz. 113. ayda ödemişiz. Demek ki 3250 de fazla. Arkadaşlar şu anda ne yaptığımızı fark ettiniz mi? What if analizi yapıyoruz. Ödeme miktarını değiştiriyoruz. Borcun ödenmiş mi, ödenmemiş mi olduğuna bakıyoruz. Fakat ne dedik biz? Excel'in işi böyle zahmetli işleri kolaylaştırmak, bizi hızlandırmak demedik mi? E demek ki bu işi böyle yapmak o kadar da akıllıca değil. Yani biraz daha gitsek buluruz. 3125 deriz. Uçarız aşağı bakarız. Yetmedi olur. Biraz daha arttırmamız gerekiyor. Vesaire vesaire. Ama bunu hiç böyle deneme yanılmaya kendimiz yapmadan deneme yanılmayı Excel'e yaptırtsak. Şimdi onu göstereceğim size. Gördüğünüz burada 120 aylık bayağı teferruatlı bir tablo var. Deneme yanılma yapılıyor. Ödemeleri değiştirerek borcu sıfırlamaya çalışıyoruz. Ama bunu ellen yapmak istemiyoruz. Excel'e yaptırmak istiyoruz. Konu bu. Bunun için arkadaşlar data'ya gidiyoruz. Yine what if analize. Demin data table'ı seçmiştik. Bu sefer goal seek seçiyoruz. Goal seek hedefe yürü demek. Burada 3 tane attribute var. Set cell to value by changing cell. Bir hücreyi belli bir sayıya eşitle, bir hücreyi değiştirerek. Biz ne istiyoruz? Şu en alttaki hücrenin J121 hücresinin yani sıfıra eşit olmasını istiyoruz, değil mi? Yani borcumuz ödensin bitsin, sıfır olsun. Son ödemeden sonra. Peki nasıl sıfır olsun? Ödemeyi değiştirerek, değil mi? Ödeme nerede? Ödeme I2'de. Şimdi Excel'e şunu dedik. Sen şu ödeme hücresindeki, mavi hücredeki rakamları değiştir. Kafana göre. İleri, geri, ortasını bul. Uğraş, çalış, çabala dedin ve aşağıdaki 120. ayın sonundaki yeni borcu sıfırla dedik Excel'e. Okey'e bastık. Bum. Bitti. Hemen inelim bakalım aşağı. Excel doğru iş yapmış mı? Evet, son ayda borcumuz tam 3116'dan 37.39 faiz 3153.61'e çıkıyor.
3153.61 ödüyoruz ve borcumuz sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar, tekrar gösteriyorum. 3000 lirayla başladık diyelim buraya. 3000 liranın yetmediğini biliyoruz. 40.000 lira borç kalıyor en aşağıya gittiğimizde, baktığımızda 120. kolonda. Control arrow'la aşağı uçuyorum. Control ok'la aşağı uçuyorum. Control ok'la tekrar yukarıya uçuyorum. Demek ki 3000 yetmez. Hemen hiç uğraşmadan direkt goal seek'e gidiyoruz. Diyoruz ki şu en aşağıyı, bu en aşağıda nasıl gidiyorum? Yeni borca tıklıyorum. Control arrow'la en aşağıya uçuyorum. J121. Bunu sıfıra eşitle abi diyorum. By changing yine en yukarıya uçuyorum kontrolla. Ödeme. J121'i sıfıra eşitle, ödeme hücresini değiştirerekten. Ve OK diyorum. Boom. Bitiyor. Şimdi ödememizin 3153 lira 61 kuruş olması gerektiğini gördük. Şimdi bütün bunlar güzel. Hesabı anladık. Basit bir faiz hesabı yaptık. Aslında bu compound interest, bunun Türkçesi neydi? Katlamalı faiz, bileşik faiz, bileşik faiz. Yani bileşik faiz hesabı altında aylık ödeme hesapladık. Yani aslında bayağı zahmetli bir iş yaptık ama gördüğünüz gibi Excel'de bu işi yani birkaç dakikada yaptık. Ben bunu anlatıyor olmasam size toplamda bu benim herhalde bir dakikamı, bilemedin iki dakikamı alır. Hadi diyelim üç dakikamı alır. Şimdi size bunu 15 saniyede yapma yolunu gösteriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Burada bateri solo giriyor. Drum roll. Baba 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 falan böyle heyecan geliyor. Çayımızdan bir yudum alıyoruz. Ve diyoruz ki arkadaşlar biz ne dedik? Excel'in işi bizim hayatımızı kolaylaştırmak. Ya bu faiz hesaplarından daha sık yapılan kaç tane hesap türü biliyorsunuz ki? İlla ki Excel bunu düşünmüştür, Excel'in tasarımcısı. Ve bu faiz hesaplarını fonksiyon olarak Excel'in içine koyuvermiştir. Bize böyle uzun yollardan gitmek zorunda bırakmaz. Hani Excel kullanmayı bilen birisi faiz fonksiyonlarını bilmeden de bu şekilde gördüğünüz gibi problemi çözebilir. Ama şimdi bir de daha kısa yolunu görelim bakalım. Şuraya arkadaşlar eşittir diyoruz ve fonksiyona gidiyoruz. Monthly payments yazıyoruz. Yani aylık ödeme yazıyoruz değil mi? Monthly payments. Bir bakıyoruz. Enter'a baktık. PV diye bir şey çıktı. Present value yok. Onu istemiyorum. PMT diye bir şey çıktı. Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate. Ne diyor? Bir kredinin sabit geri ödemeli ve sabit faizli bir kredinin ödemelerini hesaplar diyor. Ne güzel, tam istediğimiz şey. Bunun üstüne bir çift tıklıyoruz. Bize bir kutu açılıyor. Diyalog kutusu açılıyor. Rate diyor. Rate'imiz, faizimiz 1.20. Kaç tane periyod var diyor. 120 ay. Present value nedir diyor. Present value dediğimiz kredinin şu anki değeri. Abi o 200 bin lira. Future value nedir diyor. Yani 120 ayın sonunda borç kaç kalsın diyor. Abi sıfır kalsın, borcumuzu ödemek istiyoruz. Tip nedir diyor. Yani ödemeler ay başında mı olacak, ay sonunda mı olacak diyor. Bir aylık faiz farkı var arkadaşlar arada. Problem baştan bize ödemeler ay sonunda demişti. Ve şu anda vurduğumuz anda cevabı görüyoruz arkadaşlar. 3153.61 aynı cevap. Buyurun. Burada koskoca tablo ve goal seek kullandık. Burada bir tek fonksiyon kullandık. Şimdi şöyle bir soru kafanıza gelebilir. Bu niye kırmızı? Niye eksi? Çünkü arkadaşlar 200 bin lirayı banka size ödüyor. Bu ayda 3 bin liraları siz bankaya ödüyorsunuz. Yani biri sizin cebinize giren para, biri cebinizden çıkan para. Bu yüzden bunların işaretlerinin değişik olması lazım. Yoksa matematiksel olarak zaten saçma bir şey olur. Yani banka size sürekli para vermek veya siz bankaya sürekli para vermek durumunda kalırsınız. Eğer bu kırmızı ve eksi durum canınızı sıkıyorsa yapılacak şey çok basit. Bu
bankanın size vereceği kredinin önüne koyarsınız eksiği, bu artı çıkar. Tamam mı? Şimdi bu aylık ödemelerin hızlı bir şekilde hesaplanması. 3153. Peki gidelim bakalım hesap kurduna. Hesap kurdu diye bir site var, biliyor musunuz arkadaşlar? 120 ay vadeli 200 bin TL kredi için aylık taksitlere göre sıralanmış 12 tane teklif varmış. Bakalım bizim faizimizi hatırlarsanız 1.2 idi. Bakalım 1.2 faiz aşağılarda. Buyurun FİBA Banka'nın faizi 1.2. Buyurun arkadaşlar 3154. Şimdi bu 3154'ün nasıl hesaplandığını anladınız mı? Biraz önce hesapladık işte. 3154, buyurun. Yuvarlamışlar, yukarıya yuvarlamışlar. Faiz hesapların, kredi geri ödeme hesaplarının nasıl yapıldığını anlamış olduk. Şimdi arkadaşlar, ikinci kısma, ikinci soruya geçiyoruz. Ödeme 3153 lira çıktı ama, pardon şurada kalabilirim. 3153 lira çıktı ama benim 3153 lira geri ödeme gücüm yok. Ben bunun 2800 olmasını istiyorum. Bunun için de peşini mi değiştireceğim? Başka değiştirebileceğim bir şey yok. Peşini ne bileyim bir gri renge boyayalım. Yani 100 bin peşin koyarsak 200 bin borç alıyoruz. O zaman ödemeler 3153 lira, 3154 lira oldu. Peki peşinimiz 150 bin lira olsa ne olurdu? İnovatif yapıyorum arkadaşlar. Geri ödemeler 2365 olurmuş kredi. Bakın burada hala 3153 diyor. Çünkü burada yeniden goal seek yapmadım. Yeniden goal seek yapmam lazım. Şu anda borç ödeniyor. Fazla fazla ödeniyor gördüğünüz gibi. Eksiye düşüyor. Yani bu tablodaki hesabın doğru olması için yeniden goal seek yapmam lazım. Halbuki bu canlı. Peşini değiştirdiğim anda geri ödemenin ne olması gerektiğini bana söylüyor. Bunun 2800 olması için 150 bin geri ödeme gerekmiyormuş demek ki. 125 bine denesek peki? 2759. Bayağı yakın geldi. Ya arkadaşlar biz demin bunu öğrenmedik mi? Goal seek diye bir şey yok muydu? Tamam tekrar goal seek kullanalım o zaman. Data what if goal seek. Bu sefer ödemeyi 2800'e eşitlemek istiyorum. Neyi değiştirerek? Peşin miktarını değiştirerek. Voilà. 122.426 TL peşin ödemeniz gerekiyormuş. Yani kayınpedere gideceksiniz, diyeceksiniz ki bizim 100 bin liramız var, yetmedi. 22.426 lirada sizden borç alabilir miyiz? Bu evi almak istiyoruz. 2800 lira aylık kredi geri ödemelerini sağlayabilmek için 122.426 lira peşin ödemeniz gerekiyor. Nasıl arkadaşlar bu goal seek işini beğendiniz değil mi? Bu goal seek'in yaptığı işi bu arada aranızdaki mühendisler için, matematiği iyi bilenler için söyleyeyim. Bir birim yani bir denklemin kökünü buluyorsunuz. Sıfıra eşit olduğu yere buluyorsunuz yani. Tamamen bisection search yapıyor Excel. Arıyor, deneme yanılma yapıyor ve sıfıra eşit olduğu yeri buluyor. Sıfıra eşit dememin sebebi ne? Ödeme eksi 2800 fonksiyonunun sıfıra eşit olduğu yer demek. Ödemenin 2800 olduğu yer demek zaten. O fonksiyon nedir? O fonksiyon komplike bir fonksiyon. İçinde bileşik faizler falan filan var. Ama o fonksiyonun ne olduğunu bilmemiz bile gerekmiyor. Excel'e abi sen bunu 2800'e eşitle diyorsun. Excel küt diye eşitliyor.